hafriyat mı yaptıracaksınız? Öyleyse ilk adresiniz Çakıcı Hafriyat. Geniş makine parkı, teknik kadrosu ve konusunda deneyimli ekibiyle Çakıcı Hafriyat, çevre düzenlemesi, tesviye, kırıcı işleri, temel açma, kanal kazıları, hafriyat işleri ve bina yıkım işlerinizde en hızlı şekilde çözüm üretmekte. Her zaman daha iyisiyle, her koşulda yanınızda. Fatih Çakıcı. Çakıcı Hafriyat irtibat telefon 0544 950 1617 ve 0539 761 7244. Seçimler öncesi aceleye getirilerek yapılan ve Balıkesirliler tarafından beğenilmeyen Zanuspaşa Meydanı ile ilgili yeni düzenlemeye gidilmesi, özellikle civarda bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. KRT Haber'e konuşan vatandaşlar, kuru bir beton yığınından yeşillik bir alana dönüştürme çalışmaları hakkında şu görüşlere yer verdi. Vallahi eskiden pek ağaç yoktu, yeşillik yoktu. Şimdi herhalde Büyükşehir'den aldığımız bilgilere göre burası yeşil alan olacak. Ağaç dikilecek. Ağaç dikildikten sonra bunun gölgesinde insanlar oturacak, dinlenecek. Daha güzel bir şekil alacak. Bilmiyorum, yol biraz daha genişlerse, yayaların geçmesi için de biraz yer ayrılırsa daha iyi olur konusundayım. İnşallah yeni düzenleme Balıkesir'e, esnafımıza, insanımıza daha rahatlık getirecektir. İnşallah yeni düzenlemede istediğimiz şekilde yeşil alan, yeşil ağaçlar ve paramızın daha değerlendirilerek toprağa gömülmesinden yanayız. Bu dışarıdan gelen ağaçlar, ödenen paralar Balıkesir için bütün zarar yazmaktadır. Bunların bilir kişiler tarafından tespit edilerek yapılması hem Balıkesir'imize hem Balıkesir halkına hizmet sayılacaktır. Ben böyle alanların tamamıyla çok daha refah, çok daha insanların dolaşabileceği bir alan olarak düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu alan açıldıktan sonra bir ferahlık kazandı. Bu alan tamamıyla bayraklarla, takım ufak tefek şeylerle kapanmış durumdaydı. Ben bu çalışmayı doğru buluyorum. Ayrıca bu aşamadan sonra da insanların daha rahat dolaşacağı, özellikle çok daha sık ağaçların ortada buluşmadığı, daha kenarlarda olduğu ve bir örnek söylemek gerekirse Ulu Cami'deki o havuz, yani gecelerin dans ettiği bir havuz var. Orası benim çok hoşuma gidiyor. İnsanlar orada çok oturuyor. Böyle bir alana doğru dönüştürürse çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Ve Paşa Camii de tamamıyla, özellikle daha ileride zannediyorum o da düşünülüyor. Binaların buradan kaldırılıp Balıkesir'e gelen bir insanın bu tarihi dokuyla direkt buluşmasını çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve bu çalışmanın neticesinin de güzel olacağını ümit ediyorum. İlere dönük şu andaki Büyükşehir'in yapmış olduğu, bilhassa Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkıyla yapılan şu çalışmaların inşallah daha da güzel olacağını ben ümit ediyorum. Bir hal esnafı, çarşı esnafı olarak buraya dikilecek şu ağaçların en azından şurada 3 tane 5 tane çınar ağacımızda Balıkesir'in bir simgesi olmuş olması, ayrıca şimdi buraya yapılacak olan yeşillendirme alanında buna bir katkı sağlayacağını ve güzel bir oturum, dışarıdan gelen ve Balıkesir'deki halkımızla geldiği zaman çok rahat şekilde oturacak bir yeşil alan olması açısından hakikaten güzel bir çalışma, inşallah ümit ediyoruz. Buradaki bu yapılan çalışmaları işte gördük şu geçtiğimiz Ramazan, bir hafta 10 gün geçmiş olan Ramazan-ı Şerif'in burada yapılan küçük bir etkinliğin bile çok büyük şu çarşı esnafına, buradaki Paşa Camii civarında esnafa çok büyük bir tanıtım sağlamıştır. Balıkesir'in halkına da buradaki bir etkinliğin çok büyük bir faydası olmuştur. Bir inşallah burası bir güzel bir dinlenme merkezi olacağını ben ümit ediyorum. Ve bundan dolayı da Balıkesir Büyükşehir'in yapmış olduğu çalışmaları inşallah böyle güzel bir yeşil alan yapılması için de kendilerine temenni ediyorum.